Herkese merhaba. Ben Kerem Öziş. Yani eğitim hakkında konuşan adam. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü videomuz sizden gelen sorulardan birazcık harmanladığımız güzel bir video olacak. Özellikle üniversite lisans eğitimini ve master eğitimini yurt dışında almak isteyen öğrenci arkadaşların ilettiği sorulardan birini ya da yanlış anlaşılmalardan birini düzeltiyor olacağız veya yanıtlıyor olacağız. Birçok öğrenci arkadaşla yaptığımız görüşmeler esnasında sadece bu programların Eylül'de başladığını düşünüyorlardı. Arkadaşlar, birçok üniversite biliyorsunuz akademik yıl Eylül'de başlıyor. Bu doğru bir gerçek. Fakat bunun dışında özellikle yurt dışındaki birçok üniversite Eylül dışında Ocak dönemi ya da Mayıs dönemi yapmaktadır. Hatta daha ara dönemlerde program başlatan kurslar ya da program yapan üniversitelerde mevcuttur. Örnek vermek gerekirse, diyelim ki maalesef Eylül dönemini kaçırdınız. Ne oldu? Örnek verelim. İngiltere'den IELTS sınav sonucunuz istediğiniz gibi gelmedi ve üniversite sizi Eylül dönemine kabul edemedi. Bunun neticesinde şu ihtimal var. Başvurmuş olduğunuz program eğer ki Ocak döneminde ya da Mayıs döneminde mevcut ise bu detayı özellikle altını çizerek söylüyorum. Çünkü üniversiteler her programı açmıyorlar. Özellikle çok popüler olan programları açıyorlar. Bundan dolayı sizin başvurmak istediğiniz program şayet orada mevcut ise iki çeşitte kayıt olma şansınız var. Bir, Tekrar IELTS sınavına girebilirsiniz. Aldığınız skor şayet yeterli olursa direkt Ocak ya da Mayıs dönemi uygun olan bölümden ya da süreçten başlayabilirsiniz. İkinci seçenek ise şu. Diyelim ki IELTS ya da TOEFL diğer sınavlardan birine girdiniz. Gidip bulunmak istediğiniz ve eğitim almak istediğiniz ülkenin kabul ettiği sınav olmalı. Dikkatli olun. Ve girdiniz bu sınavın neticesinde maalesef tam olarak istediğiniz neticeyi, skoru alamadınız. Yani direkt olarak programa başlayamıyorsunuz. Ama işin güzel kısmı üniversite dedi ki size hiç problem değil arkadaş. Professional dediğimiz yani önden ek takviyeli İngilizce eğitimi alarak sonrasında da ana programa devam edeceğin şekilde bir paket program sana sunabiliyoruz. İşte bu çok güzel bir fırsat. Bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Bu Ocak-Mayıs dediğim dönemlerden birazcık daha önce bile yani Kasım'da Ocak dönemine sonrasında ana programa devam edecek şekilde ya da Mart'ta başlayıp Mayıs döneminde ana programa devam edecek şekilde paket programları oluşturulabiliyor. Anlayacağınız detay şu arkadaşlar. Eylül dönemini kaçırdım, yandım, bir sene bekleyeceğim. Hayır. Birçok üniversite ara bölümlerde de, ara dönemlerde de programlarını açmaktadır. Bununla ilgili olan detayları bana her zaman danışabilirsiniz. Bunu lütfen unutmayın. Çekinmeden sormanız durumunda bütün detaylara erişebileceğiniz imkanda olduğunuzda sakın unutmayın. Şimdi genel bir toplamaya gelirsek Üniversite lisans programlarında en meşhur olanlar genelde işletme varı olan programlardır ya da bazı mühendislik programları da açılmaktadır. Bunun dışında master programlarında ise MBA programı ya da bazı MSc olarak adlandırdığımız işte uluslararası işletmecilik, bazı mühendislik programları ya da bazı işte design moda ile ilgili olan programlar ara dönemlerde açılabiliyor. Ama bunun dışında farklı programların açılma ihtimalleri var. İşte bu detayları benimle teyit ederek yola başlayabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm soruları dediğim gibi her zaman benimle paylaşabilirsiniz. Ve bu videonun altına yorum yazmayı, sorularınızı yazmayı ya da Instagram adresimden bana ulaşmayı veyahut her zaman paylaştığım gibi WhatsApp numaramdan en en içten şekilde olacak şekilde benimle görüşerek bütün sorularınızı iletmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.